Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 10 Şubat 2017 Cuma, Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyon'da Televizyon Gazetesi'nde birlikteyiz. Bugün Adnan Bulut yok, bir saat birlikteyiz, bir saat sonra da Uğur Civelek'le beraber olacağız ve ekonomide neler oluyor bitiyor. Aslında ekonomi dediğimizde sanki uçuşan rakamlar vesaire oluyor ama aslında cebimize... cebimize giren ve cebimizden çıkan para meselesidir ekonomi. Evde doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceğimiz meselesidir ekonomi. Pırasa yemeği mi yapacağız yoksa kebap mı yapacağız meselesidir ekonomi. Gayri safi milli hasıladan hangimiz ne kadar pay alacağız meselesidir ekonomi. İşte siyasette temelinde bunun üstüne oluşur. Bütün savaşlarda ekonomi yüzünden çıkar. Hatta bizim sakallı hoca var ya, Karl Marx, o der ki hangi gerçekliği kazırsanız kazıyın, hani bu kazı kazanlar var ya onun gibi, üstünü kazıyın altından mutlaka ekonomi çıkar. O yüzden Uğur Civelek gibi birinin bizlerle birlikte olması gerçekten önemli. Göremediğimiz noktaları Uğur Civelek bizlere anlatacak. Şimdi gündemde ne var? Tabii ki referandum var. Referandumla ilgili yapılan görüşmeler, sarf edilen sözler var. Birileri öğretmen olacak bir de bunlar. Son savaş demiş referanduma. Neyin son savaşı? Kiminle savaşıyorsun? Kendi yurttaşında mı savaşıyorsun? Bakacağız. Aydınlık Bahçeli'ye evet ödeneği demiş. Bahçeli'yi paraya boğacaklar. Anladığım odur. Yanlış anlamadıysam. Şöyle bir şey çünkü Saray Çankaya Bahçeli arasında kırmızı hat kuruldu. Evet kampanyası kapsamında meydanlara çıkması için devletin kasası Bahçeli'ye açıldı. Devletin kasası devlete açılmış. Bakacağız. CIA Başkanı geldi biliyorsunuz. CIA Başkanı'nın gönderilmesi bilinçli deniliyor. ABD ile yeni dönemin sırlarını yazmış Fatih Çekirge. CIA'nin kırmızı dosyası diye bir başka başlık görüyorum. Günün önemli başlıklarından bir tanesi Selahattin Demirtaş'la ilgili. Beyefendi diyor ki emperyalizmle savaşmayız. Tutuklu HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın kimse Kürdistan halkına bu dönemde emperyalizme karşı mücadele, emperyalizmi Orta Doğu'da yenilgiye uğratma görevi yükleyemez. Görev yüklenmez, görev üstlenilir. Durumdan vazife çıkarırsın. Ama bunlar zaten emperyalizmin koçbaşı olduğu için çok açık bir itirafta bulunmuşlar. Bizim emperyalizmle bir derdimiz yok. Biz sırtımızı oraya dayıyoruz. Biz emperyalizmle falan mücadele etmeyiz demişler. Ey kendine devrimci diyenler, ey kendine solcu diyenler. Buyurun. Sazcı Selonuz budur. Başka da bir şey değildir kendi sözleriyle.
Yine bakıyorum bu akademisyenler tartışması büyüyor. Akademisyenler tartışması neydi? Ankara Üniversitesi merkezli çoğunlukla olmak üzere onlarca yüzlerce akademisyenin görevine son verilmişti. Yandaş yazarlar ilk önce buna tepki gösterdiler. Cem Küçük gibi ne oluyor ya falan diye. Cumhurbaşkanı yalnızlaştırılıyor falan dediler. Daha sonra soldan bir takım isimler ortaya çıktı. Buna itiraz etti. Bizim de gördüğümüz bazı aksaklıklar var ama yok ya bunu neden çıkarttınız diyemeyeceğimiz isimler de var aralarında. Onlara da bakarız. İstihdam konusu tartışılıyor. Bu istihdam konusunda ben Uğur Civelek hocamıza bırakacağım. Çünkü ihracatçılar 300 binden kapı açıyorlar. Bilmem kim ne kadar yapıyor. Devlet 733 lira veriyor bir işçi alana falan. Garip garip şeyler. Ama ben Berin Geçgiller dosyasını kapatmak istiyordum. Dün de farkındaysanız çok da üstüne gitmedim. Gitmedim ama abi kendi kaşındı. Ben ne yapayım? Yine konuştu. Ama önce şey yapalım. Dün Binali Yıldırım'la Bahçeli buluştu. Ona bir bakalım. Ondan sonra asıl meseleye geleceğiz. Gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifine ilişkin vereceği karara çevrilmişken Çankaya Berin Geçgiller diye bağıracağız galiba bugün yine. Çankaya Köşkü'nde önemli bir zirve yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli referandum sürecini ele aldı. Görüşmede Yıldırım'ın Bahçeli'ye ortak miting yapma teklifi sunduğu belirtildi. CHP'den ise zirveyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Pazarlıklar yapıldı, süreç değerlendirildi. Yeni bir hükümet sistemi tercihi getirebilmiş olmamızın paydaşlarının bir diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Başbakan Binali Yıldırım'la MHP lideri Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde buluştu. Görüşme talebinin Yıldırım'dan geldiği zirve yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teklif hakkında vereceği karar beklenirken Yıldırım-Bahçeli zirvesi sonrası herhangi bir açıklama gelmedi. Zirvede Yıldırım'ın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ortak miting yapma teklifi önerdiği belirtildi. İki liderin MHP tabanından gelen tepkileri de ele aldığı ifade edildi. Kulislerde tabanın ikna edilmesi için MHP'ye bakanlıklar verilmesinin gündeme geldiği konuşuluyor. Öyle bir açmazdalar ki hani birkaç tane bakanlıkla bir yola devam etme gibi bir şey olabilir. Başbakanın MHP liderine sürece sunduğu katkı sebebiyle teşekkür ettiği de kaydedildi. Önce ülkem ve milletim dedikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Liderler zirvesinde terörle mücadelede masaya yatırıldı. Yıldırım'ın Bahçeli'ye Fırat Kalkanı Harekatı ve Rakka Operasyonu hakkında bilgi verdiği ifade edildi. CHP'dense zirveye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel zirveyi iki tükenmiş kişinin görüşmesi olarak değerlendirdi. Biri attığı imzayla kendi makamını ortadan kaldırıyor. Öbürü takındığı tutumla yıllardır içinde bulunduğu bir siyasi geleneği ortadan kaldırıyor. Bu iki tükenmiş. Ne konuşursa konuşsun, o ikisini de aşan iradelerle bu halk geleceğine sahip çıkacak. Evet, ortak miting yapacaklarmış. Yapamazlar. Devlet Bahçeli miting yapacakmış, alanlarda olmayacakmış, AKP'liler gidecekmiş, dolduramaz. Şimdi Devlet Bahçeli'ye geleceğim ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor. Partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısı var zannediyorum. Orada açıklama yapıyor, bu referandumla ilgili şeyler anlatacak. Bir bakalım, oldu oldu olmadı döneriz tekrar. Kendinize sunuyorum değerli arkadaşlarım. Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan etmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Ve devam ediyor. Bu tavsiye, dikkatinizi çekiyorum, bu tavsiye sadece ve sadece
demokrasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneliktir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Demokrasiye vurgu yapıyor. İnsan haklarına vurgu yapıyor. Hukuk devletine vurgu yapıyor. Temel hak ve özgürlüklere vurgu yapıyor. Sadece ve sadece bu yetkiyi kullanmak için size tavsiyede bulunuyoruz. O hali uygulayabilirsiniz diye. Peki geldiğimiz süreç, bugün geldiğimiz nokta, demokrasi var mı? Yok. Hukuk devleti var mı? Yok. Temel hak ve özgürlükler güvence altında mı? Hayır. Bilim dünyası güvence altında mı? Hayır. Medya dünyası güvence altında mı? Hayır. Milli Güvenlik Kurulu'nun sadece ve sadece demokrasiye vurgu yaptığı bir bildirinin tam tersine, 180 derece tersine bir uygulamayla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, peki ne oldu da demokrasi vurgusu yaptılar, hak ve özgürlükler vurgusu yaptılar? Bugün Türkiye hangi durumda? Kısaca ona da değineyim. O hal yetkisi aldılar. Ne için aldılar? Türkiye bir daha darbelerle karşılaşmasın. Demokrasiyi koruyacağız, güçlendireceğiz. Hak ve özgürlükleri koruyacağız, güçlendireceğiz. Cumhuriyeti güçlendireceğiz. Parlamenter demokratik sistemi güçlendireceğiz dediler. O hal yetkisini aldılar. Bizim karşı çıkmamıza rağmen. Parlamentonun vermediği hakkı o halde kullandılar. İşsizlik sigortasının darbeyle ne ilgisi var? Terörle ne ilgisi var? İşsizlik sigortası kanunda değişiklik yaptılar. Bu hafta yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda değişiklik yaptılar. Havuz medyasının kontrolsüz yayın yapmasını her türlü imkanı sağladılar. Yüksek Seçim Kurulu'nu devre dışı bıraktılar. Yani seçimler, yani referandum adil koşullarda olmayacağın mesajını verdiler. Bizim üzerimize gelecekler. Tek yanlı günün 24 saati yayın yapacaklar. Eşit koşullarda bir referanduma gitmeyeceğiz. Bunu açıkça o hal kararnamesiyle ilan ettiler. Maarif Vakfı'nın mütevelli heyetinin huzur hakkı ne işi var? Olağanüstü halle ne ilgisi var? Bunu da düzenlediler. Bankacılık mevzuatını değiştirdiler. Geçmişte bankaları hortumlayanlar için özel bir af getirdiler. Ne işi var bunun o halde? Ama yapıyorlar. Peki buna kim izin verdi? Bunun gerçek sorumlusu kim? Hükümet değil. Yürütme organı da değil. Bu işin gerçek sorumlusu unutmayalım. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi anayasayı ve hukuku dışlayarak ben o hal kararnamelerine bakmam diye eskiden verdiği, üstelik iki kez verdiği kararı değiştirdim. Bakmayacağım dedim. Demokrasiye aykırı da olsa bakmayacağım dedim. Böylece anayasada temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınan bir ülkede, anayasasında bunlar yazılı olan bir ülkede, Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması konusunda siyasi iktidara her şeyi yapabilirsin dedi. Ben bakmayacağım dedi. Bu Anayasa Mahkemesi, açıkça söylüyorum, bu Anayasa Mahkemesi ve yargıçları bu topluma da, dünyaya da, hukuk dünyasına da güven vermiyorlar. Arzu ederim ki ve beklerim ki vicdanlarını sorgulayıp koltuklarından ayrılırlar. O koltukta oturmayı hak etmiyorlar. Ettikleri yemine sadık kalmıyorlar. Belki şunu söyleyebilirler. Ya devletin en tepesindeki adam yeminle sadık kalmıyorsa ben de sadık kalmam diyor. Çünkü pusulayı eğer siz ora olarak belirlerseniz yargıçlık görevini yapamazsınız. Talimatı oradan alırsanız yargıçlık görevini yapamazsınız. Türkiye'yi bugün bir kaos ortamına sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesi'dir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma güven veremez. Hiçbirimizin hakları güven altına alamaz.
Yazılı var, doğru, anayasada yazılı. Uygulaması yanlış yapılıyor. Denetleyecek olan kurum görevini yapmıyor. Asıl sorunumuz burada başlıyor değerli arkadaşlarım. O kadar ileri gittiler ki kolektif suç ilan ettiler. Hiçbir evrensel değerde olmayan kolektif suç. Birisi sanıksa bütün aileyi hep birlikte sanık yaptılar. Olmayan, ceza hukukunda, evrensel hukukta olmayan bir suç niteliğini ürettiler. Ve Anayasa Mahkemesi buna sessiz kaldı. Yapabilirsiniz dedi. Öyle bir atmosfer yaratıldı ki hakim önüne her geleni tutuklamak zorunda kaldı. Tutuklamazsam beni de acaba FETÖ terör örgütüyle irtibatlandırırlar mı? Kim geldiyse dosyasında bilgi var yok. Yeter ki önüne iki kapaklı bir dosya gelsin. Aldılar doğru, hepsini içeri attılar. Niçin? Niçin atıyorsunuz? Delil var mı? Delile gerek yok. Bu tabloyu kim yarattı? Anayasa Mahkemesi yarattı. Kim bu tablodan yararlandı? Hükümet yararlandı. Yine bu süreçte bütün muhalif medya susturuldu. Evet. Mağdurlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu. O yüzden geçiyorum. Şimdi dedim ya, bulaşmayacaktım. Pelin Geçkinler meselesine daha dokunmayacaktım. O konuşsun diyecektim. Ama abi susmuyor ki. Üstelik de Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı da girdi. Girmemeleri gerekiyor. Sorumlu devlet adamlığına yakışan bir durum olarak kabul etmiyorum bunu. Bakın neler söylediler. Bahçeli Perinçek arasındaki karşılıklı açıklamalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da dahil oldu. Bozdağ da Erdoğan gibi Bahçeli'ye teşekkür etti. Tarihi bir konuşmaydı dedi. Şimdi gözler konunun muhatabı olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Çin ziyareti dönüşü yapacağı açıklamalarda. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Tayyip Erdoğan'ı tercih edenler en sonunda yine Doğu Perinçek'i tercih etmiş olacaklardır. Bahçeli, Vatan Partisi liderini grup toplantısında hedef aldı. Perinçek ise yanıtı Çin'den verdi. İkili arasındaki karşılıklı açıklamalara önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil oldu. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı efradını cami ayarını mani bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı da şahsım milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşma, bence dünkü konuşma tarihi, salı günkü konuşma, tarihi nitelikli bir konuşma. Perin Geçkiller şimdi kalkmışlar, neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Evet ve hayır diyenleri kamplaştıran pusulardan, kurşunlardan bahseden söylemlerden uzak durmalarını herkese tavsiye ederim. Vatan Savaşı'nı unutmadan söylemlerimize dikkat edeceğiz. TRT Haber'e konuk oldu Bozdağ. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Çok net, çok açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu ortaya koydu. Tarihi bir konuşmaydı dedi. Teşekkür etti MHP liderine. Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşma, bence dünkü konuşma tarihi, salı günkü konuşma, tarihi nitelikli bir konuşma. Çok net, çok açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu ortaya koydu ve bu duruşa karşı bakanlara da kendince cevaplarını verdi. Erdoğan da Etiyopya Cumhurbaşkanı ile yaptığı toplantıda Bahçeli'ye konuşmasından dolayı teşekkür etmişti. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı
efradını cami ayarını mani bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı da şahsım milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Böylece Bahçeli ve Perinçek arasındaki karşılıklı açıklamalara Erdoğan ve Bozdağ da dahil olmuş oldu. Evet diyenler de, hayır diyenler de düşman değildir birbirinin. Evet diyenler de, hayır diyenler de bu toprakların, Türkiye topraklarının insanlarıdır ve milletimizin parçalarıdır. Konunun muhatabı Vatan Partisi lideri ise Çin'deki temaslarını sürdürüyor. Perinçek'in Türkiye'ye dönüşte açıklamalara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Cenazelerinde omuz omuza olanlar, birlikte yürüyenler, Mehmetçiğin arkasında, polisimizin arkasında birlikte duranlar arasında kavga çıkartmaya kalkmak herhalde Türkiye'ye bağlı olan, sadık olan kimselerin yapabileceği bir iş olmamalıdır. Şimdi ne oluyor? Bir sertlik yapmaya çalışıyor. Bu sertlikle Devlet Bey yandaşlarını tekrar, yani dağılan MHP tabanını ve ülkücüleri tekrar etrafında birleştirmeye çalışıyor. Hesapta kendisi böyle konuşacak. Biz de falan yapacağız. Bak diyecek, bana saldırıyor bunlar diyecek. Konsolide edecek kendi yandaşlarını. Bunu zaten Recep Tayyip Erdoğan çok açık söylemiş. Ne demiş? Bakın. Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı efradını cami, ayarını mani bir konuşma olarak görüyorum. Ne demektir bu? Kendisine benzeyenleri toplamak, cami, cem. Cem olmak, toplanmaktır. Cami toplanılan yerdir. Yani Alevi kardeşlerimizin cemevi gibi cami de toplanma yeridir. Cem olma, birleşme. Yani kendisine benzeyenleri, kendisine yakınları toplamak. Ayarını, yani kendisinden farklı olanları, kendisi gibi olmayanları engellemek. Efradını cami, ayarını mani bir konuşma olarak görüyorum. Yani bizim yaptığımız tespiti Cumhurbaşkanı da yapıyor. Aferin diyor. Aferin, etrafını konsolide ediyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Devlet Bahçeli'nin sertlik politikasını, gerilim yaratarak referandumu götürme politikasını Tayyip Erdoğan da destekliyor. Yanlış. Yanlış yapıyorsunuz. Arkadaşlar bakın, neden yanlış yapıyorsunuz? Sayın devlet büyükleri, neden yanlış yapıyorsunuz? Türkiye şu anda başka bir şeyle uğraşıyor. Çok ciddi bir şeyle uğraşıyor. Vatan savaşıyla uğraşıyor. Bakın, çok ciddi bu vatan savaşında Elbap'ta şehitler veriyoruz. Elbap'ta sürdürülen operasyonda şehit düşen ve dün Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu. Cenaze törenini vermiştik size. Bunlar 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında, 23, 24, 25 yaşında vatan evlatları ve aslan gibi delikanlılar. Bunlar vatan için ölüyorlar. Siz etrafını, cami, ayarını bilmem ney falan diye ortamı geriyorsunuz. Ama Tarık Koçoğlu'nun silah arkadaşları, onlar yine başka bir şeyin peşinde. Bakın neyin peşindeler? Vatan onlara da minnettardır, vatan Tarık Koçoğlu'na da minnettardır. Gerilir zorlu bir yay, ordumuzu atmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip atmak için. Mecnun inler kanını, Leyla'ya katmak için. Cilve yapar sevgili, gönlü karartmak için. Şair neden kan çeker? Şiir yaratmak için. Dağdan için bağırılır, feleğe satmak için. Açılır tatlı güller, anılar satmak için. Tanrı kızlar yaratmış, erdeğe satmak için. İnsan büyür beşikte, mezarda yapmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Ruhun şad olsun. Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğlu diyorlar. Silah arkadaşları bakın neler yapıyor. Bizim siyasetçilerimiz
bu vatanın birliğinden, bütünlüğünden, dirliğinden sorumlu siyasetçilerimiz "Pelin Geçkinler!" diye bağırıp duruyorlar. Olmaz. Olmaz. Bekir Bozdağ neydi o? Çok açık bir şekilde MHP'nin duruşunu ortaya koydu. MHP'nin duruşu mu kaldı? Yazık değil mi MHP'ye? Aynı fikirde değilim MHP ile birçok konuda. Ama MHP'ye inanan yüz binlerce, milyonlarca insan var. MHP'nin duruşu bu mudur, Bahçeli'nin duruşu mudur? Yazık değil mi? Ve Bahçeli konuşmaya devam ediyor. Dün Binali Yıldırım'la görüştükten sonra gazeteciler soruyor. Ankara kulislerinde son dönemde sık sık dile getirilen MHP'li bakanların referandum öncesi veya sonrası bir dönemde kabineye gireceği iddiaları oldu. Bahçeli'ye sordular bunu. "Öyle bir teklif MHP'ye yapılamaz. Yapılırsa karşılık alır. MHP'nin de öyle bir talebi olmaz." dedi. Ve sonra dedi ki, Bahçeli bazı kesimlerce dile getirilen milli mutabakat hükümeti beklentisinin kaynağı olarak Doğu Perinçe'yi gösterdi. Partisinin bu isme yönelik tavrının doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Bu yapıların bazı grupları parti bünyesine almış olması ve bunlar içinde belli bir sayıda MHP'linin bulunmuş olması noktası söz konusu. Böyle bir tabloda MHP tavır koyacaksa o tavrın çok net anlaşılması lazım. Bunu hayır kavramı içinde yapmaya çalışıyorsa bunu kabul etmek mümkün değil. Hangi grupları? Bu yapıların bazı grupları parti bünyesine almış olması. Hangi grupları? Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz Devlet Bey? Ne demeye çalışıyorsunuz? Ve diyor ki, milli mutabakat hükümeti Doğu Perinçek'in söylemidir. 40 yıllık özlemini gidermek istiyor. Milli mutabakat hükümetini CHP'lisi de dile getirdi. MHP'lisi de dile getirdi. Ki Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü hal koşulları içinde, olağan mı Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar? Bu koşullar içinde en aklı başında şey, hükümetin ayaklarını çoğaltmak değil midir? Daha sağlam durmasını sağlamak değil midir? AKP hükümetini kastetmiyorum. Türkiye'yi yönetecek hükümeti kastediyorum. O zaman milli birlik hükümeti şart değil midir? Devlet Bey konuşuyor. Öyle konuşuyor. Yalnız şunu söyleyeyim, memnuniyetle belirteyim. Devlet Bey bu konuşmasında Perinçek soyadını doğru söyleme başarısını göstermiş. Onu da ne yapıyorum? Tebrik ediyorum efendim. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum kendisine. Aferin. Aferin. İyi. Gayet iyi. İyi de. Şey var. Bunu geçtik değil mi? Bu haberi yaptık değil mi? Şey var. Anladım da. Hani diyor ya Bekir Bozdağ, MHP'nin duruşunu sergilemiştir Devlet Bahçeli böyle söyleyerek. Hani Pelin Geçkinler'le birlikte olacağıma Tayyip Erdoğan'ın yanında olurum daha iyi diyor ya. Bu MHP'nin duruşunu sergiliyormuş Bekir Bozdağ'a göre. MHP'nin duruşunu bak ne sergiliyor. MHP muhalifler haberindeyiz. MHP'nin olağanüstü kurultay sürecindeki genel başkan adaylarından Sinan Oğan, Devlet Bahçeli'nin Doğu Perinçek açıklamasından sonra hayır oylarının artacağını söyledi. Bahçeli'nin açıklamasının tabanda büyük tepki topladığını söyleyen Oğan, milliyetçi hareketin %90'ı hayır diyecek biliyorduk, artık %95'i hayır diyecektir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Doğu Perinçek çıkışı siyasetin gündeminde. Perin Geçkinler şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bizim için bu sözlerin bir önemi yok. Bizim kendi doğrularımız, ülkücülerin kendi bildiği doğrular vardır. Türk Milliyetçileri Hayır Diyor organizasyonu komitesini kuran parti içi muhalefet 18 Şubat'ta yapacakları kritik toplantı öncesinde siyasi partilerle görüşmeye başladı. Süreci değerlendireceğiz. MHP'li vekiller Yusuf Alaçoğlu, Nuri Okutan ve Genel Başkan Adayları Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın yer aldığı heyetin ilk durağı Demokrat Parti'ydi. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa
kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Demokrat Parti ziyaretinde konuşan Sinan Oğan, Devlet Bahçeli'nin Doğu Perinçek açıklamasından sonra hayır oylarının artacağını söyledi. Sayın Bahçeli'nin açıklaması tabanda çok büyük bir tepkiye sebep oldu. Ve bu tepki, şunu ifade edeyim, düne kadar biz Milliyetçi Hareket'in %90'ı diyorduk, dün itibariyle %95'i diyebiliriz artık. Buna hayır diyecekler. Ümit Özdağ da başkanlık sistemine karşı üniter devleti savunduklarını belirtti. Biz tekrar ediyoruz. Üniter devleti ve milli devleti savunuyoruz. Bunu savunmaya devam edeceğiz. Ziyarette konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da referandumda hayır oyu vereceklerini yineledi. Hayır noktasında oy birliğiyle genel ara kurulumuz karar almıştır. Heyet daha sonra Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Çok teşekkür ederim. Gördünüz mü MHP'nin gerçek tavrı neymiş diye? Ha? Devlet Bey konuşmasaydı %90'ı MHP'nin hayır diyecekti diyor. Sinan Han konuştu. %95'i hayır diyecek. Şimdi arkadaşlar ben de milli iradeye sonuna kadar saygılı bir gazeteci olarak ne yaptım? Milletimize sordum. Peringeçgiller dedim Facebook'tan. Peringeçgiller, Devlet Bey'e bir diyeceğiniz var mı diye sordum. Bakın neler diyorlar Devlet Bey'e. Serhat Erman, Sinan Oğan cevabını verdi onun diyor. Hah, az önce ben de onu demiştim. Koray Gür artık yaşlandı. Bıraksın parti başkanlığını. Parti başkanlığına oturan kalkmak bilmiyor. Ölene kadar bir partinin başında kalmak ne kadar dürüst olursanız olsun yakışık almaz. Bıktık bu düzenden diyor. Ülfet Başdüzen, ona benden selam söyle. Selam söyle. Bu hafta iki ülkücü kardeşimiz Vatan Partili oldu. Selam söyle diyor. Ülfet Hanım'ın size selamı var Devlet Bey. Üstünde kalmasın. Elçiye zeval olmaz. Günal Dal, keşke her gün Peringeçgiller dese titreyip kendimize geliyoruz demiş. Hande Sultan, Bahçeli gitsin piskevit yesin, siyaseti Perinçek yapar demiş. Ahmet Cevahir, biz kazanacağız demiş. Sabahattin Kömürlü, Peringeçgillerin gılı olamazlar demiş. Ahmet Cevahir, sarayda hamam tası tutsun demiş. Mahide Çalışkan, politikayı bir an önce bıraksın gitsin Seda Sayan izlesin demiş. Ne alaka Seda Sayan izlemekle? Neyse bilmem, vardır bir bildiği izleyicimizin. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz dediğim gibi. Gülseren Tandoğan, bohçasını da alsın gitsin yeter. Onun çatallaşmış cırtlak sesini duymak istemiyoruz demiş. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Asil Türkkan diyor ki keşke karşımızda bir devlet adamı olsaydı, söyleyecek sözümüz olurdu elbet. Hızla irtifa kaybediyor demiş. Yok boş, hayır diyoruz o kadar diyen arkadaşımız bir de şöyle bir yazı atmış bize. Sayın Devlet Bahçeli çıkmış televizyona, size mi soracaktık evet derken? Bize soracaksın, seni seçenlere soracaksın. Çünkü biz hayır diyoruz demiş. Bey Sultan Kut diyor ki yetki sende Halil Nebiler, ne dersen arkandayız. Hayır demiş, eyvallah. Semra Ferruh Hotan, diyeceğim şu, o nazik beyefendi gitti, yerine bir Kasımpaşalı daha geldi. Ama Perinçekgillerden daha çok ülkücülerden işitecek AKP'nin kuyruğuna yakışmıyor. İçine girdi. Yani AKP'li oldu kendisi demiş. Fatoş Demirsoner, var mı Devlet Bey'e bir diyeceğiniz sorumuza? Hem de nasıl, siz anladınız onu sevgili Nebiler demiş. Anladım ben onu, anladım. Zeynep Aydınoğlu, Peringeçgillere çok güldüm demiş. Vallahi ben de güldüm ilk duyduğumda. Ama daha da güzeli var. Hani şey diyecek ya, Orak Çekiç'in önünde resim çektiriyorlar diyecek ya. Orak Çiçek önünde resim çektiriyorlar demedi mi? Orada ben iyice koptum vallahi. Kutlu Barutçu, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bahçeli sayesinde Doğu Perinçek acaba ne diyor, ne diyecek diyen milletin merakı uyanıyor. Devam et Bahçeli demiş. Bakıyorum yine, yok boş diye yazan arkadaş, Perinçek'in zekasına kimse erişemez ki. Ağzı açık merak ederler tabii ama ne dediğini anlamak için 10 yıl düşünüyorlar. 10 yıl sonra haklıymış diyorlar demiş. Yine bakıyorum, Rufi Bahtiyar, hayır be ya demiş. Ne diyecekmişiz ona? Biz Peringeçgilleriz, muhatap olmayız saray bahçıvanlarıyla demiş. Fatoş Demirsoner, sevgi ve selamlar demiş. O Bahçeli değil, arka Bahçeli. bak. Sev Hocan diye yazan arkadaşımız. O arka Bahçeli demiş bir kere. Bahçeli değil,
Ramazan Kuzgun muhatap bile almamak lazım. Etrafını söyleyen ayarını da söyler diyor. Müdür beye söyle aynaya baksın. Eli kanlının kim olduğunu görür Halil Bey demiş Zeliha Özaslan. Yani çok çok. Siz gönderin ben okuyacağım. Yine Halime Atasoy bu resim benim söyleyeceğim her şeyi söylüyor demiş. Fotoğrafta tabii fotoğraf değil karikatür. Arka planda bayağı arka planda Beştepe'deki saray görünüyor. Ön planda başında bir fötr şapka, bir önlük. Devlet Bahçeli sarayın bahçesinde çiçekleri buluyor. Aksaray'ın içi pıtrak. Gel Tayyip bahçede oturak, bir demlik çayın var, içine püskevit batırak diye. Abi bu Türk milletinin zekasıyla da ben yani şey yapamam yani. Anlatabiliyor muyum? Olacak gibi değil ya, şiire bak. Aksaray'ın içi pıtrak. Gel Tayyip bahçede oturak. Bir demlik çayın var, içine püskevit batırak diye. Eh yani ne diyeyim ya, valla. Bunlara devam ederiz. Ama daha aklı başında bakmak lazım bu işe. Kim daha aklı başında bakar? Üstadlarımızdan biri. Mesleğimizin duayenlerinden Güngör Mengi. Ne demiş diye merak ettim. Var mı Güngör Mengi'nin yazısı? Serkan? Ben bir görem onu. Hı? Bulamadın mı? Güngör Mengi diyor ki, ya Devlet Bahçeli diyor, sen kalkmışsın, ana muhalefet partisini iktidarla karşıya getirmek yerine Doğu Perinçe'yi karşılaştırıyorsun diyor. Bu nereden çıktı şimdi diyor. Ben anlatayım Güngör abime, meslek büyüğümüze, ustamıza. Güngör abi şöyle oluyor, şimdi bakıyorsunuz, referandumda kim öne çıkacak? Böyle şeyler de teşkilat önecek. Hah, Güngör Mengi'nin yazısı. Liderler birlikte ekranda anlatsın demiş. İnelim aşağıya doğru. Çık. Evet. Devlet Bahçeli'nin aniden bunu talep etmesiyle... İnelim. Daha aşağıya arkadaşlar. Evet. 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 Bütün bunlara rağmen diyor Güngör Mengi, MHP liderinin ülkenin en karışık ve zorlu döneminde ve en hayati değişiklikler içeren bir referandumu ortaya çıkardıktan sonra biz referandumda propagandasında olmayacağız demesi kabul edilemez. Öyle diyor. Biz propagandada olmayacağız diyor. Aslına bakarsanız Bahçeli ilk konuşması gereken liderdir. Halktan çekinmeden ekranlara ve mitinglere çıkmalı. Kısa süre öncesine kadar karşı olduğu halen videolarla gösterilmekte olan konuda tam tersi yöndeki fikir değişikliğine hangi nedenlerin sebep olduğunu, 18 maddelik anayasa değişikliğinde hangi maddelerin Türkiye'de terör, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, meclisin ve yargının başkanı denetimi gibi konularda olumlu değişiklik yaratacağını, kendisinin hangi nedenlerle bu değişiklikleri beğendiğini halka açık ve net anlatmalıdır. Bu kadar diyor. Bu Devlet Bahçeli'nin önce kendi partisine sonra millete olan borcudur. Aksi durumda verdiği kararın açıklamasını yapamayan lider durumuna düşecektir. Devlet Bahçeli son olarak Perinçek ile Erdoğan arasında tercih yapacaksak Erdoğan'ı tercih ederiz sözleriyle gündeme geldi. Bu söz ana muhalefet partisi ile iktidar partisi arasında bir genel seçim yapılıyormuş gibi başbakanın CHP'nin faşist yönetim hayali içinde olduğunu, millete bidon kafalı dediğini söylemesi kadar yanlıştır. Öyle görünüyor ki bu referandumda devamlı olarak konunun kişiler veya partiler arası bir yarış değil, devletin yönetiminin kuvvetler ayrılığının tek elde toplanması olduğunu tekrarlamak gerekiyor. Doğu Perinçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir yarış yoktur. Bahçeli böyle bir karşılaştırma yapmamalıdır. Kimin ne oy kullanacağını da kendisine ait bir konudur ve halkın bu söylemlerle yanıltılması referandum için çok büyük bir yanlıştır diyor. Yani Doğu Perinçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir yarış yoktur diyor. Biz ne diyoruz? Biz Tayyip Erdoğan üzerinden bir referandum tartışmasına girmeyiz. Niye? Çünkü bu bir vatan meselesidir, vatan savaşı meselesidir. Ha neden böyle dedi
Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin kafasının arkasında tilkiler var. O tilkiler Devlet Bahçeli'ye diyor ki, Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli, bu referandumda diyor, evetin karşısına çıkabilecek güç CHP değildir diyor. Teşkilatıyla, örgütlenmesiyle, liderliğiyle Vatan Partisi'dir diyor. Ve Tayyip Erdoğan da onu onaylıyor. Ayarına cami, efradına cami, ayarına mani diyor. Bütün bu söylemler bundandır. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi daha aklı başında bir tavırla, bir taktik değişikliğiyle sadece Türk bayraklarıyla propaganda yapacağız. Tayyip Erdoğan üzerinden değil, vatan üzerinden yapacağız söylemine girdi. Ama bütün bu söylemleri de dayatan Vatan Partisi oldu. O yüzden her şey yolundadır arkadaşlar. Ama siz yine Devlet Bey'e selam söylemek istiyorsanız ben yine aracılık ederim. Devletten satılık ülke hem de Bahçeli diyebiliriz demiş Hakan Aksu. Devlet ismiyle ortalıkta dolaşmasın, devletimize hakaret kabul ederiz demiş Hüseyin Duru Duriç. Türkan Aslan Yılmaz, Bahçeli yürü ancak gidersin biz kazanacağız demiş. Arkadaşlar siz yapmazsınız biliyorum. Şu ana kadar da yapanlara rastlamadım. Ama hakaretamiz, hakarete yaklaşan söylemler bize yakışmaz. Yaptığınız için söylemiyorum bakın. Yapmayacağınızı da biliyorum. Ama sorumlu yayıncılık ilkesi gereği bunu baştan söyleyeyim. Yıldız Ümmü demiş ki, Perin Geçkiller, Devlet Bahçeli'ye bir diyeceğiniz var mı soruma? Yıldız Ümmü demiş ki, doktor kendi haline bırakın dedi. Bizim Esra da yönetmen de doktora gitmiş. Göz doktoruna. Ben onlara kızıyorum. Alıyorlar ellerine telefonları böyle. Küçücük küçücük yazılar orada. Miyop olacaksınız diyorum. Esra da beni ciddiye almış. Doktora gitmiş. Doktor buna maşallah demiş. Kızım dedim sen imama mı gittin, doktora mı gittin anlamadım ki. Bir daha kontrol etsin. Ha. Bir diyeceğiniz var mı sözüne Fatoş küçük kavradım. Desek ne? Anlayacak mı? Prematüre demiş. Püskevitli. Yine bakıyorum. Güzel yurdumun onurlu ve şerefli ülkücülerine sesleniyorum. Ben gençlik yıllarında bir mitingine gittim. Orada ülkücülere hitaben devamı yok bunun ya. Neyse. Geleceğim daha. Diğer bölümde Twitter'da da çok var. Oho! İkinci bölüm keşke açık olsaydı. Evet, buduncuyuz. Doğu Perinçek'in fikri yolumuz dünya barışı ödülü verilmesi gerekir. Bırakın Çin'de Doğu Bey anlayana saygı ve selam. Bakın demiş Doğu Bey Çin'de anlayana saygı ve selam bizden demiş. Bahçeli referandumda hayır çıkarsa Türkiye karma karışık olur demiş. Tavsiyemiz Bahçeli'ye kopacaksa fırtına hayır da kopsun diyor. Emrullah Paşa'na hiçbir şey kopmayacak arkadaşlar. Bunu yaymaya çalışıyorlar. İşte referandumun ertesi günü her taraf kan gölüne dönecek de bilme. Yok öyle bir şey. Sokaklara baksanıza, kahvehanelere baksanıza, esnafa baksanıza. Var mı birbirinin tavuğuna kiş diyen? Bunlar kendi kendine gelin güvey oluyorlar. Ortamı gerersek konsolide ederiz. Hiçbir şey yapamazsınız. Vatandaşın kafasında karar var. Görüyoruz bunu. Hiç de zorlamayın. Hiçbir şey olmaz. Ha bir de Cumhurbaşkanı'nın 18 yaşında seçilme hakkına değinirken kullandığı iki söylem var. Ona da dokunmak istiyorum. Vaktin var mı yönetmenim? Maşallahlı yönetmenim. Ne kadar? Ay. Şimdi bir, diyor ki 18 yaşında milletvekili oğlanın askerliği ne olacak? Muaf tutacağız diyor. Niye? Niye muaf tutacağız? Polisi niye muaf tutmuyoruz? Gidiyor 18 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında teröristle savaşıyor. Ha, diğer siyasilerden getirilen açıklama şu oldu, CHP'lilerden falan. AKP elitlerinin çocuklarını askerden muaf tutma programıdır bu diye. Ve bunu savunmak için, ya 18 yaşında adamdan milletvekili mi olur, bakan mı olur diyenlere karşı dedi ki, çayımdan bir yudum almama izin verir misiniz? Peki.
bizim sizinle artık gizlimiz saklımız kalmadı. Her şey açık. Dedi ki ne var dedi. Fatih 21 yaşında çağ değiştirmişti. Sayın Cumhurbaşkanım. Bir kere sen 18 diyorsun. Yani siz 18 diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Bir tanecik Cumhurbaşkanım. Fatih 21 yaşındaydı diyorsunuz. 3 sene çok şey fark eder. İkincisi Fatih 21 yaşında çağ değiştirdi tabii ki. O Fatih'ti ya. Dünyaya 1000 senede bir geliyor öylesi. He? Bir de Molla Gürani'ydi Fatih'in hocası. Vallahi erkek evladı var mıdır yok mudur bilmem Binali Yıldırım'ın oğlunun hocası kim? Biz gördük AKP'nin akıl hocalarını. Gördük 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya kalktılar. Yani siz Fatih'le bir takım adamları karıştırırsanız bizim işimiz çok zor olur çok. Çok. Çok zor olur çok. Bir de şeyi söyleyeyim ben size hazır elimdeymişken. Neyi söyleyecektim ya? Bir dakika. Sey başkanı geldi. Varlık fonuna bunların cevabını hep şey verecek. Uğur Hoca verecek. O zaman tamam. Mesele kalmadı. Reklamlara girelim. Reklamlardan sonra Uğur Civelek'le birlikte birçok şeyin cevabını arayacağız, bulacağız, sizlere ileteceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Ben kestim. Tamam. Yani siz de Devlet Bey'e söyleyeceğinizi söylediniz. Pelin geçkililer. Şimdi artık biraz ekonomi konuşacağız. Programın başında da söylediğim gibi ekonomi dediğimizde böyle rakamlar falan filan dolaşıyor ama aslında doğal gaz faturasını ödeyebilecek miyiz, ödeyemeyecek miyiz? İşte pazara gittiğimizde pırasanın yanına işte kasaptan da bir kilo et alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Ekonomi somut bir şey, soyut bir şey değil. Böyle havada uçuşan rakamlar değil. Bunu da en iyi Uğur Civelek'le çözebiliyoruz, anlayabiliyoruz. O yüzden bir kez daha hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi hafta başından beri biz bir varlık fonudur, tutturduk, gidiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Söyleyen nerede, neler söylüyor? Varlık fonuna ipotek yok diyor. İşte varlık fonu uçuracak Türkiye'yi diyor. Vallahi varlık fonu yeni yatırımlara yol açacak diyor. Benim aklıma hep 3. havaalanı falan gibi beton yapılar geliyor. Bir kere bu varlık fonu nedir? Nereden çıktı? Nereden hasıl oldu? Nereden ihtiyaç hasıl oldu? Yapılan eleştiriler haklı mıdır hükümete? Ve neye yönelik, ne var bunun altında? Şimdi Türkiye Varlık Fonu. Bu kavramla Türkiye 15 Temmuz sonrasında Ağustos ayında tanıştı. Neden gündeme geldi? Tabii ki bunu tartışırken bir ekonomik yönü var. Biz daha çok o tarafın üstünde duracağız. Hı hı. Ama siyasi yönü de var ve küçümsenmeyecek kadar büyük olabilir. Çünkü bu varlık fonu bir siyasi tasarrufla damdan düşer gibi indirildi. Bir de bunun hukuki cephesi var. Evet. Yani farklı yönler. Siyasi yönü bakıyoruz, yani niye Ağustos'ta gündeme geldi? İki, niye kapsam son bir hafta içinde bu kadar genişletildi? Şimdi bakıyoruz. Hazineden rol çalacak. Merkez Bankası'ndan rol çalacak. Özelleştirme İdaresi'ni devre dışı bırakacak. Kamu yönetimini ikinci plana atacak. Bağımsız bir yapı gibi at koşturacak. Paralel bir hazine midir bu? Bir anlamda o misyonu da var. Şimdi bunu yaratan bir siyasi tavır var. Şimdi bakıyoruz. Yani bu varlık fonu kurulacak, bir şeyler yapacak, sayıyorlar. İstihdamın artmasına katkı yapacak, yatırımları destekleyecek, mega projeleri destekleyecek, fiyat istikrarının sağlanmasına, beklentilerin yönlendirilmesine her şeyi yapacak. Ya bugüne kadar aklınız neredeyse her şeyi yapabilecekse bu. Bu roller değişik kurumlara dağıtılmış, niye onlar yapamıyor? Ha, işin püf noktası şurada. Küresel koşullar Türkiye'nin gittiği politik çizgiyi desteklemiyor artık. Dışarıdan bol bol kaynak gelmiyor. Eğer bol bol kaynak gelmeye devam etseydi... Özür dilerim hocam ama ekonomik çizgiyi demediniz, politik çizgiyi dediniz. Evet. Peki. Vurgu yapmak için
tekrar sordum. Türkiye'de ekonomik eğilimler siyaset tarafından yönlendirildi ve o politikalar genelde sıkıntılıydı. Üretimde sıkıntıları artırdı. Tarımı mahvetti. Sanayide faaliyet gelirlerini azaltırken borç yükünü anormalleştirdi. Bu ikisi dönüp dolaşıp iyiyiz diyen kamuyu ve bankacılık sistemini de vurmaya başladı. Ve para gelmezse oyun bitti dedirtecek noktada. Türkiye'nin şu anda bir numaralı sıkıntısı kaynak sorunu. Ve muhtemelen Cumhurbaşkanı faiz kur tartışmasında kamuyu eleştiriyor. Evet. Bankaları ve kamu bankalarını da eleştiriyor. Merkez Bankası'nı eleştiriyor. Uygun maliyetli bol fon bulamadığı için hazineyi eleştiriyor. Özelleştirmeyi eleştiriyor. Kaynak sıkıntısı aşamıyor. Tulumada su bitti. Şunu görmüyor. Yani 2003-2011 arası olağan dışı bir dönemdi. Küresel koşullardan kaynaklandı. Bir daha tekrarlanmayacak o dönem. Sen o israfı, o savurganlığı, o hesaplarını artık bundan sonra yapamayacaksın. Bir dönem bitti. Ama bunu yapmak istiyor. İnatlaşmaya çalışıyor ve inatlaşmanın bu ülkeye faydası olmayacak. Kendisine de faydası olmayacak. Bunu kabul etmiyor. Bu işin siyasi cephesi. Yani Türkiye Fonu ne yapacak? Ağustos ayında çıkarılan kararnamede öyleydi. Kamunun elindeki kalan varlıklar bir havuza konuldu. Özelleştirme İdaresi satabileceklerini seçti. Gerisi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Onlar peki bu satılamayacak şeyleri ne yapacaktı? Muhtemelen gelir ortaklığı senedi, varlığa dayalı menkul kıymet şeklinde bunları paketleyecekti, menkul kıymetleştirecekti. Bunu olabildiğince dışarı artık kapalıydı, orada şans sınırlıydı. Geri kalanı içeriye satacaktı. İçeride tasarruf sıkıntısı var. Kimlere satacaksın bunu? Ya tasarrufu yüksek olanlara angarya salacaksın, yapamıyorsan, bu başka olumsuzluklar yaratıyorsa Merkez Bankası'na boca edeceksin. Karşılıksız para bastıracaksın. O da vahim bir şey ama. O da vahim bir şey. Yani hareket yeteneği giderek daralıyor. Ondan sonra enflasyon fırlayacak, evet, vesaire. Şimdi peki bu son bir haftaya gelince ne oldu? Bir şey daha ilave ettiler. Yani iki kamu bankası, bazı kurumlar, Türk üzerinde önemli oteller olan turizm arazileri artı savunma fonundan 3 milyar lira 3 aylık kullanım için. İşsizlik fonu var. Şimdi burada şunu, son önlemleri acaba referandum sonucunu etkilemek için mi diye de sorgulamak lazım. Evet. Çünkü beraberinde ne var? Konutta KDV indirimi var. Mobilya ve beyaz eşyada ÖTV'sinin 3 ay 30 Nisan'a kadar sıfırlanması var. Şimdi birlikte bakıyoruz. Evet, bu biraz referandum sonucunu etkilemeye yönelik uygulama da olabilir. Geçen programda rüşvet demiştiniz. Şimdi şu var. Türkiye Fonu nakit kaynak yaratacaktı. Niye kaynak aktarıyorsunuz buna? Nakit yaratacaktı, kamuya aktaracaktı. Siz kamunun kaynağını buraya aktarıyorsunuz. Ne iş? Burada şunu yaptıracak olabilirler seçim öncesinde insanların algılarını köreltmek için. 3 milyar kaynak aktarılmış. Biraz sermaye piyasasına kredili işlem desteği. 2. Döviz piyasasında yine kredili işlemlerle Türk lirasının değer kaybını bir süre için önlemek, göz boyamak. Aslında bu bir anlamda enerji biriktirmek. Referandumdan sonra kaosun büyümesine katkı yapmak. Dünkü gazetelerde dolara talep düştü diye başlıklar vardı. Bunun etkisi mi? Evet. Şimdi duyduğunuz her söylemi bir kısmen yönlendirme amaçlı diye dikkate almanız lazım. Evet. Şu anda Cumhurbaşkanı derdi faizler de düşsün istiyor ama kur hareketsiz olsun istiyor. Bu bugünün koşullarında, bugünün kurallarında mümkün değil. O olmayacak olanı olur yapmak için bir takım zorlamalar yapıyor. Şimdi bu varlık fonu ilk işi olarak seçime giden süreçte kaldıraçlı kredili işlemlerle döviz satarsa, diyelim ki 10 milyarlar sattı, kuru da seçim arifesinde hep 3.70'in altında tuttu. Peki bu açığı sonra nasıl kapatacak? Kapatamayacak. Mesela referandumdan sonra kur uçacak. Evet. Burada korkunç bir zarar birikecek. Ve ilk iktidar değişikliğinde bu fonun yöneticileri kamu malına telafisi olanaksız zarar verdikleri için müebbetle yargılanma noktasına gelecek. O çok ciddi bir şey. Kamu malına telafisi imkansız zarar verdikleri için müebbetle yargılanacak. Aynen öyle. Şimdi
Cumhurbaşkanı referandum için her gözünü karartmış durumda. Yiğit bulutu yaktı yani Cumhurbaşkanı. Birbirini kullananlar aynı yanlışlarda ortak oluyorlarsa yanarlar. Evet. Bu sizin söylediğiniz döviz konusundaki şey, 3 aylık. Kısa vadeli tasar. Misyon, bu yeni eklendi. Bu beyaz eşya ve ev aletlerinde de aynı şey. 3 ayda aldın, evet. Ondan sonra talep bitecek. Talebi öne çektin, ondan sonra talep de kalmayacak. Ne yapacak bu ülke? Konutta da öyle. Aynen öyle. Burada bir şey var. Cebren ve hileyle milli iradeye ipotek koyma girişimi var. Bakın cebren ve hileyle diyorum. Siz Türkiye Varlık Fonu'nu kurdunuz, yetkileri devrettiniz. Bir takım kamu kurumlarını devre dışı bıraktınız. Referandumdan hayır çıkarsa ne olacak? Bu Varlık Fonu'nun bu yetkilerini lağv mı edeceksiniz? Ortaya çıkan zararı ne yapacağız? Buna bir önlem aldılar galiba. Şimdi bir açmaz da söyleyeyim. O kadar alel acele hazırlanmış ki. Ekonomik boyutuna daha tam gelmedim. Hukuken. Üçlü evet. Denetim olacak. Denetim konusu da çok tartışılıyor. Neymiş? Bir bağımsız dış denetimmiş. Başka? Sayıştay denetimi olmayacakmış. Başbakanlığa bağlı üç denetçi takip edip denetleyecekmiş. Ha, bizim adamlar. Bir de meclis denetimi. Şimdi kusura bakmayın. Anayasa Mahkemesi'nin nasıl çalıştığını görüyoruz. Liyakati yetersiz kişiler oraya gönderilince ısmarlama kararlar çıkıyor. Hukuk, hukuksuzluğun aracı haline geliyor. Bir, referandumdan evet çıkarsa başbakan olmayacak ki. Başbakanlık denetimi de olmayacak. Evet. O öyle zaman bir, neyin denetiminden bahsediyoruz? Öyle bir kurum kalmayacak. Öyle bir kurum kalmayacak. Kafalar o kadar karışık, o kadar panik içinde bir şeyler yapıyorlar ki sonuçlarını düşünecek durumda değiller. Galiba birazını düşünmüşler hocam. Diyorlar ki bankacılık işlemlerinde şu 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 işlemler yapılırsa bunlar zimmet suçu oluşturmaz. Güzel. Yine seçime kadar uygulamalarda bankalar kredi vermeye zorlanıyor. Bu kredi verirken tabii ki kaynak bulmak da önemli. Mesela özel sektör bankaları 3 yıl boyunca takibe alınmış kredileri varlık yönetim şirketine belli bir bedelle satıyorlar. Başkaları uğraşıyor, yoluna devam ediyor. Kamu bankalarında bu yapılamıyor. Niye? Sen değerinin çok altta bir fiyata bunu varlık şirketine satarsan zimmetten başın derde girebilir. Ha, o onun önüne mi? Bu önünü açtılar. Ama bunun devamında şu da gelebilir kredi vermeye zorlarken. Yine 15 Temmuz sonrasında bankacılarla bir toplantı yapmıştı başbakan. Orada muhtemelen kapalı devre gündeme gelmiştir. Bankaların hakim ortakları ve üst düzey yöneticileri ortaya çıkacak olağan dışı kayıplar konusunda servetleriyle sınırsız sorumlu. Bu zimmetten sonra sıra onun da değiştirilmesine gelebilir. Değiştirmek zorundalar. Peki bunu değiştirdiler kanun hükmünde kararnameyle. Ama kanun kararnamenin üstündedir. Kanun hükmünde kararnamenin de üstündedir. Türk Ceza Yasası'ndaki zimmet suçunu ne yapacaklar? O orada duruyor. Orada duruyor zaten bu varlık fonuna yapısına bakarsanız hukuken yani tartışmalı. O zaman başka tartışmalar da gündeme gelir. Ama ekonomik tarafına geçeyim. Bir, yani istihdam yaratacak varlık fonu. Mega projeleri finanse edecek. Altyapı yatırımlarını destekleyecek. Muhteşem. Kamunun kaynakları, imkanlarını kullanılabilir hale getirecek. Fiyatları regüle edecek. Beklentileri düzeltecek. Ben buradaki amaçların dış koşullar nedeniyle, değişen yapı nedeniyle gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Dünyadaki eğilim değişiklerine bakıyorum. Riskten kaçınma eğilimi girerek güçleniyor. Neden? Çünkü küreselleşme büyük sorunlar yarattı. Çözüm üretemiyor. Diğerini korumacılığa bırakıyor. Evet. Bu değişkenin gölgesinde piyasanın önemi azalırken planlamaya duyulan ihtiyaç artıyor. Bizim varlık fonu sanki bunlar olmuyormuş gibi hayal dünyasında kendi kamuoyumuzu aldatmaya çalışıyor. İlginç. Şimdi nakit yaratmak amacıyla kuruldu diyorsunuz değil mi? Kaynak yaratmak amacıyla. Kaynak yaratmak. Peki şeylere, yatırımlara kaynak verecek diyorsunuz. Mega projelere kaynak verecek. Ki çoğu da mega projelere gidecek.
Hocam mega projeler beton toprağa gömülen paralar. Şimdi bunlar esas nasıl kaynak yaratacak? Esas amacı kaynak yaratmak olarak tanımlandı. Nedir? Dışarıdan para bulabilseydik eğer, bol bol Türkiye'ye sermaye gelseydi, bu varlık fonuyla Türkiye tanışmamış olacaktı. Dünyadaki varlık fonlarının yapısı farklı. Bizdeki özel, ihtiyaca yönelik bir tasarım yapmaya çalışıyorlar. Ama yaptıkları tasarımın ayakları yere basmıyor. Niye? Dünyada değişen koşulları dikkate almıyorlar. Bir, dünyada değişen koşullar diyor ki, bu varlık fonu dışarıdan kaynak bulamaz kardeşim. Belki özel ilişkiler nedeniyle Orta Doğu'dan, Katar'dan bilmem ne biraz bulabilir, devamı gelmez. Evet. Peki sonra ne olacak? Sonra olacak olan şu. Eğer niyeti faizleri düşük tutarak kurun dalgalanmasını engellemekse kambiyo rejimini değiştirecek. Kambiyo rejimini değiştirdiğiniz zaman bu sefer yine kredi vermekte ısrarlısınız. Birilerinin belki mevduatlarına blokaj koyacaksınız. O çok tehlikeli. Kullanılır olmaktan çıkaracaksınız. Onlara angarya, al tasa birikimi karşı sana bunu veriyoruz diyeceksiniz. Varlıkların menkul kıymetli, varlığa dayalı menkuletleşmiş bu şeyleri vereceksiniz. Bakın, referandum sonrası uygulamaların bugün konuşulanlarla hiçbir ilgisi olmayacak. Çok tehlikeli bir şey değil mi o blokaj koymak, angarya, yani hukuku olduğu gibi ortadan kaldırmak. O zaman şöyle söyleyeyim. Şu anda son 5 yılın içindeki tartışmaya bakalım. Faiz kursu kur tartışıyoruz. Bu faiz kur tartışması nedir? Bu faiz kur tartışmasının özü şu. 1983'teki Washington konsensüsü sonrasında Türkiye'de ABD'nin bu yapısına uyum sağlamak için kuralları kaldırdı. Sermayenin önündeki engelleri kaldırdı. Piyasalaşma sürecini hızlandırdı. Bunun doğal sonucu bu ülkede döviz kurunu yabancı sermaye belirleyecekti. Bu belirleyicilik giderek artacaktı. Döviz kurunu belirleyen enflasyon üzerinde de belirleyici olacaktı. Dolayısıyla faizler üzerinde de belirleyici olacaktı. Evet. Bu ikisi üzerinde belirleyici olan maliye politikası, vergi oranları üzerinde de belirleyici olacaktı. Bu Türkiye'nin elini kolunu ayağını prangalamak anlamındaydı. Ama öyle oldu zaten. Öyle oldu. İşte Kemal Derviş onun için gelmedi mi? O belirlemedi mi maliye politikalarını? Için. Şimdi ben size şöyle sorayım. Tayyip Erdoğan bu frangalardan rahatsızlık duymaya başladı mı? Gezi, Arap Baharı, sonra Gezi sürecinden beri. Faiz lobisi diye herhalde bunun tartışma için bu. Peki siz bu yapıyı kırmak için ne yapmanız lazım? Çünkü sürekli gündeme getirdiği için. İlk yapacağınız şey etkili düzenlemeler. Bunlar içinde de en önemlisi kambiyo rejiminde değişikliğe gitmeniz lazım. Dışarıdan para artık gelmeyeceğine ikna olduğunuz an içerideki kaçmasın diye yapmanız gereken şeylerden biri bu. Hocam. Bunun devamında başka şeylerin de gelmesi kaçınılmaz. Manav Sebahattin'in anlayacağı biçimde kambiyo rejiminde yapılması gereken değişiklik dediğinizde ne anlamamız gerekiyor? Geçmişe giderek özetleyeyim ki daha iyi anlaşılsın. 1983'e kadar Türkiye'de 17 sayılı Türk parasının korunması hakkında kanun vardı. Evet. Halkın döviz bulundurması suçtu. Evet. Yani döviz isen tasarruf yapamazdı. Yani Türkiye'de Türk parasıyla alışveriş yapacaksın, yani döviz de yapamazsın. Kapalı çarşıya gidip döviz alıyorsanız yasal değildi, yakalandığınızda suçtu. Evet. Ama suç olmasına rağmen o dönemde 14 bin noktada gayri resmi bu işlemler yapılıyordu. 83 yılında bu yasa kaldırıldı. Yerine dendi ki döviz bulundurmak artık suç değil. İstediğin zaman bankaya götürüp hesap açtırabilirsin döviz hesabı. Nereden bulduğunu sormayacağız. İstediğin zaman da döviz olarak çekme hakkını veriyoruz sana. Kambiyo rejimi gitti. Bak bir şey daha. Servet beyanına korkuyorsan servet beyanını da kaldırıyoruz dediler. 83. Para aklamanın yolu açıldı burada. Sisteme yastık altından bayağı bir kaynak girdi. Bankacık bilançosu balon gibi şişmeye başladı. Yabancı ama sermayenin dolaşımı hızlandı. Tabii kaynaklar da israf ediliyor. Bu gözlerden uzak tutuldu. 88 yılında sıkıntılıyız. Çünkü 70'lerin sonunda 70 sente muhtaçtık. Borçlar 12 Eylül'den sonra yapılandırıldı. Ama ana borç ödemeleri 86-88. Sıkıntımız var. 4 Şubat 88 kararları alındı. Biraz faizler yükseldi. Olağanüstü duruma geçtik. Ama dışarıdan para gelmesi lazım.
Bu sefer 30 sayılı karar devreye sokuldu 28'in yerine. Yani Türk lirası konvertibl yapılacak. Amaç içeridekiler dışarı çıksın değil, dışarıdaki gelebilsin diye onların istediği düzenlemeler yapılıyor. Eski kurallar kaldırılıyor. Evet. Sermayenin önündeki engeller ortadan yok ediliyor. 12 Eylül darbesi bunun için mi yapıldı yoksa? Uzun vadeli programa bakarsanız evet bir parçaydı, önemli bir aşamaydı. 24 Ocak kararlı tabii, bunu içeriyordu. Tabii. Bunların 46'dan sonra için... yolculuğun en önemli aşamalarından biri. Ha yani darbe durduk yere 5 askerin biz darbe yapalım demesinden olmuyor. Hayır. Uluslararası sermayeyle bağlantılı bir şey. Tabii ki. Evet. Ha, ekonomi böyle bir şey işte. Böyle anlatılınca ben böyle anlıyorum. Güzel. Devam edelim. 88'de vatandaşa yetki verildi, izin verildi. Dendi ki artık altın almak için kuyumcuya gitmek zorunda değilsin. Bankadan da altın alabilirsin. Türk, bakın altın dünyada geçerli bir şey. Evet. Daha önce altın, döviz hiçbir şey alamıyordum. Şimdi bankadan Türk lirası götürerek altın almama olanak sağlandı 88'de. Yarı konvertibiliteye geçildi. Konvertibilite de şu, paranızın dünyanın her yerine geçerli olacağı bir süreç. 89'da yılında Berlin Duvarı'nın yıkıldığı döneme yakın dönemde de 32 sayılı karar devreye sokuldu. 32 sayılı karar da şu, artık TL'ni götürerek bankadan döviz de alabilirsin. Sınır yok. Daha önce yurt dışına sermaye çıkarmak için 3 milyon doların üstü için Bakanlar Kurulu izni gerekirdi. Her şey kaldırıldı. Dilersen paran varsa 10 milyar dolar al, istediğin yere götürebilirsin. Kimseden izin falan almak durumunda değilsin. Oh ne güzel. Şimdi o 32 sayılı karar o günden bugüne geçerli. Yani onun için sıcak para davranışları yerli tasarrufçular tarafından da benimsenmiş bir davranış biçimi. Turgut Özal döneminde alınan karar bu. Evet. Bu kararlar 83, 88, 89. Hala o kambiyo rejimiyle gidiyoruz 89'daki tam konvertibil. Dünyada sermaye hareketleri genişledikçe bundan fayda görebilirsiniz yan tesirlerine rağmen. Ama dünyada sermaye hareketleri daralma eğilimine girer, küresel sorunlar ağırlaşıyorsa, küreselleşmenin yerini korumacılık almaya başlamışsa, piyasanın pabucu dama atılırken planlama devreye girmek zorunda kalmaya başlarsa, siz bu kambiyo rejimini değiştirmek zorunda kalırsınız. Hocam buraya kadar anlattıklarınızda kafamı basmadığınız tek şey var. Dersiniz ki bankalara artık TL götürüp döviz alamazsın. Peki bankalardaki döviz mevduatları ne yapacağız? Hareket yeteneğini sınırlamak zorunda kalırsınız. Şimdi Türkiye'de ekonomi alt üst insanlar olur, bunu algıladığı an hareket yeteneği daralmasın diye kafes kapanmadan çıkmak isterler. Kasım'dan bu yana kurdaki hareketin en önemli sebebi bu. Kaçmaya çalışıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar, güvenmiyor. Anlamadığım tek şey şu. Bu 83'ten bugüne kadar anlattığınız Türk lirasının convertible kabul edilmesi meselesinde. Ben Almanya'ya gittim, Fransa'ya gittim, İtalya'ya gittim, İsveç'e gittim. Cebimden 10 lira çıkarttığımda hiç kimse tanımadı. Hani dünyanın her yerinde geçerli olması demekti convertibility. Evet. Yani aslında convertible olmayan bir paraya convertible muamelesi yapmaya çalışıyorsunuz. Yani doğan görünümlü şahin. Tabii bakın. Olacak şey değil burada ki. Burada nedir? Siz bunu niye yapıyorsunuz? Dışarıdan para gelsin diye mevzuatınızı onların istediği şekle uyarlıyorsunuz. Türkiye lirası fiziken dolaşabilir ama yabancı ilgi duymuyorsa, güvenmiyorsa tanımazlar. Çok normal. Tanımıyor. Şu an dünyada aynı özelliğe sahip çok para var. Biz de onların çoğunu tanımıyoruz. Biz kendi kendimize gelin güvey olmuşuz yıllarca. Oyunun, convertible diye bilmem oyunun neydi. Kurallarını kendi çıkarlarına göre modifiye edenler bizi de yönlendirmişler. Ve bizi de koyun sürüsünün bir parçası haline getirmişler. Evet. Bu mevzuat değişikleri de buna aracılık etmiş. Peki şimdi buna varlık fonundan geldik, convertibility'ye kadar geldik. Şimdi varlık fonunu konuştuğumuzda... Bakın bir şey söyleyeyim. Varlık fonu buzdağının tepesi. Altındaki asıl amaç ne diye sorgularsanız o zaman küresel sermaye gelmiyorsa ve çıkması içeride sıkıntı yaratıyorsa o prangalardan kurtulmaya çalışmanız doğaldır. Döviz kuru, faizler, vergiler üzerindeki dışarının belirleyiciliği gelmemesi durumunda her şey kötüye gidiyor. Bunu değiştirmek için ne yapmanız lazım? Bunu yapmanız lazım. Şimdi o zaman soruyorum. Türkiye Varlık Fonu adı altında seçime kadar göz boyanacak, referanduma kadar. Referandumdan sonra bu tür önlemler gündeme gelebilir.
Yani kambiyo rejimimiz değişecek. Değişmek zorunda daha doğrusu. Değişir değişmez o ayrı. Ya böyle uzun süre yani bu küresel koşullardaki değişimi dikkate alırsanız yalnız bizde değil pek çok ülkede bu olacak. Eski düzenlemeler geri gelecek. Peki süreç tersi değişecek. 20 senedir söylüyor. Türkiye'de dövizle alışveriş yapılmalı. Döviz kontrol altına alınmalı. Paranın kontrolü sağlanmalı diye. Bakın biz neyi tartışıyoruz? Bu acılı bir şey. İnsanları ürkütür. Evet. Güvensizlik yaratır. Ama bunun etrafını süslüyoruz, makyajlar üretiyoruz. İstihdam yaratacak, mega projelere destek verecek, insanlara hayal satıp referandumda oylarını etkilemeye çalışıyoruz. Ama yabancı sermaye bunu yemez ki. Yemez ki. Peki, düğün umumiye lafları nereden çıkıyor? O bu olayın neresinde? O bu olayın neresinde? Cağaloğlu'nda İstanbul Erkek Lisesi'nin içinde diyeceksiniz şimdi. Güzel. Düğün umumiyenin geçmişine bakarak benzerlik çıkarmaya çalışalım. İzleyenler de izlesin. Osmanlı'nın bütçesinde de problemler var. Osmanlı 1800-1850 arasında borçlanmaya gitmemiş ama iki şey yapmış. Bir, metal paraların içindeki kıymetli metalin oranını sürekli düşürmüş. Tahşiş. 13 kat tahşiş yapmış. 1826'dan sonra da ilk kağıt parayı çıkarmış, kaimeler. Evet. Kendi memurlarının askerlerine kağıt parayla maaş ödemiş, karşılığı yok. Ve kaime metal paralara karşı sürekli değer kaybetmiş. Yani o 13 kat kıymetli metalin ayarı düşürmüş. Kaimedeki değer kaybı çok daha fazla. Yani hile yaparak kendi insanınızı aldatıyorsunuz. Paranın satın alma gücü düşüyor. Enflasyon geliyor. Tabii ki sosyal sorunlar da var. Bir ara işçilere ikramiye ya da maaş yerine bono vermeleri. Tabii, arada tanzimat fermanı, sürekli tavizler. Her tarafa veriyorsunuz çünkü kontrolü kaybetmişsiniz. 1853 Kırım Savaşı'ndan sonra Batı Ruslarla komşu olmaya hazır değil. Osmanlı Devleti'nin bir süre daha ayakta kalmasını istiyor. Savaş tazminatları vesaire de var. Osmanlı'ya borç vermeye başlıyor. 1856 İslahat Fermanı'nın ardından Fransa'dan, İngiltere'den borç akmaya başlıyor. Bir sürü projeler verilmiş. İşte deniz fenerleri yapılacak, yollar yapılacak, şu yapılacak. Ama bunlar da düşünüldüğü gibi ilerlemiyor. İmtiyazlar veriliyor, imtiyazlara müşteri aranıyor. Komisyoncuları var. O günün koşulları çok farklı. Derken 1875'te borç taksitlerinin ilk defa ödenemez hale geliyor. 1875 Rusya ellerini ovuşturuyor hasta adam. Yatağa düştü. Saldırmanın tam zamanı diyor. Zaten bu fırsatı bekliyormuş. Bu sırada İngilizler, Fransızlar akıl veriyor. Hemen yeni anayasa. Halkın 300 her 300 kişiden biri okuma yazma bilirken birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Batı'nın tavsiyesiyle. Niye? Rusların savaş gerekçesi ellerinden alınsın. Londra konferansı vesaire. Bu borçlar da nasıl ödenecek? Biraz daha ayakta kalması için, uzatmaları oynaması için Osmanlı'da borç akışı lazım. Ama bunun için de ödenemeyen borçlara bir çözüm üretilmesi lazım. Evet. Rusya savaş engellenemiyor. Ruslar Yeşilyurt'a kadar geliyor. Arkasından çözüm arayışları 1881'de Düğün Umumiye ile sonuçlanıyor. Yani devlet gelirlerinin bir kısmı bu Düğün Umumiye'ye devrediliyor. Onlar bu tahsilattan dış borç servisini yapacaklar. Kalırsa onu Osmanlı hazinesine verecek. Yani şöyle yapıyorlar. Yabancılar bir komisyon kuruyor. İsmine Düğün Umumiye diyor. Türkiye'nin vergi gelirlerini, bütün devlet gelirlerini tahsil ediyorlar. Bu tahsilattan toplanan parayla kendi alacaklarını alıyorlar. Kalanını da öyle bırakıyorlar. Ondan sonra bize Halil'im türküsünü söylemek kalıyor değil mi? Aynen öyle. Şimdi burada bakıyorsunuz. Bu Türkiye Varlık Fonu nesi? Devletten bağımsız bir devlet yaratılıyor. Diğeri ikinci plana itiliyor. Bu ön plana çıkarılıyor. Bunu ister Beştepe kendi örtülü ödeneği gibi mi kullanır? Diğerleri ne olur? Çünkü buradaki faaliyet diğerlerini de giderek daha etkisizleştirir. Şu yapısı, şu görev tanımı anayasadaki kurumsal işleyişin yapısına aykırı. Bu varlık fonu suç o zaman. Ben söyleyeyim. Bakın, referandumdan sonra bunu yine kullanmaya devam ederlerse başka sıkıntılar çıkacak. Türkiye bir takım kaoslar yaşayacak. Bunu kuranlar da çok yıpranacak. Yönetenler de çok yıpranacak. Görevleri bunlara devredilenler de çok yıpranacak. Vahim bir durum. Peki bu varlık fonuyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın ortaya attığı bir başka meselede şey oldu. İstihdam.
Dedi ki, özel sektör istihdam için yarışmalı. Mart ayında düşürmeliyiz gümbür gümbür işsizliği. Güzel. Burada bir kavram ortaya koyacağım. Yalnız benim de kafama takıldı. Özel sektör niçin istihdam için yarışsın? Özel sektör şimdi, kar için yarışır. Türkiye Varlık Fonu'dayım. Türkiye Varlık Fonu kar amaçlı bir kurum mudur? Bir. Belli değil. Bireysel emekliliği zorunlu hale getirdiler ya. Evet. Oradaki akarlardan bir kısmını da bunların yönetimine vermek istiyorlar. Kar amaçlı kurum değilse nasıl verirsin sen bunu? Hukuki bir sürü olumsuzluk var. İstihdama geliyorum. Özel sektör kar amaçlı bir yapıdadır. Fırsat olursa yatırım yapar, olmazsa yapmaz. Şimdi özel sektörün yatırım yapması için hesapsızca kazanamayacağını bile bile örtülü kar garantileri verilmesi lazım. Bu ülkenin daha verecek nesi kaldı ki? Örtülü kar garantisini nasıl verecek? Bakınız 3. havaalanı, bakınız 3. köprü, bakınız Osman Gazi. Peki ihracatçıya nasıl örtülü şey verecek kar garantisi? Bakın Milliyet 1. sayfa. İhracatçılar işe 300 binle başladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde ihracatçıların ana aktör olacağını açıklayarak 300 bin yeni istihdam yaratacağız. İhracatçılar olarak 1 milyon yeni istihdamın %30'una talibiz. Ben de kendi firmamda 2000 ek istihdam ile destek vereceğim dedi. Güzel. Nasıl olacak? Güzel. Yani ihracatçı nasıl 300 bin ek istihdam yaratabilir, bunun sözünü verebilir? Şimdi ihracatçı üretmeyi biliyor. Daha fazla üretmekte, istihdam yaratmakta sorun yok. Kapasiteler müsait. Ama ben bu ürettiğimi nereye satacağım Halil Bey? Satamayacaksam eğer maliyetin üstündeki bir fiyatla bunları yapmanın bir anlamı yok. Bir, bakıyorum. Küresel koşullara bakıyorum. Trump'tan sonra korumacılık bu dünya ticaret hacminde dalgalı bir şekilde daralmalar yaratacak. Evet. Pazar daralıyor. Pazarda pay koruma kavgaları çetinleşecek. Ben belki daha fazla yapsam üretimi kime çıkacak, nasıl satacağım? Bir. İki. Şu anda iş yaptığım pazarlar belli. Yeni pazarlar yaratmam lazım. Yeni pazarlar yaratmak ve orada uygun ortam bulabilmek için sizin dış politikanızı değiştirmeniz lazım. Böyle bir niyetiniz yok. Yapıyormuş gibi görünüp Amerika ile at pazarlığı için kuyruğa giriyorsunuz. Elinizi de herkes biliyor. Onun için blöflerinizi kimse yemiyor. Dış politika değişiklik konusundaki blöfleri yediremiyorsunuz kimseye. Evet. Orta Doğu'da yeni bir pazar yaratamıyorsunuz. Size olan güvensizliği aşamıyorsunuz. Var olan pazarları yerle bir ettik. Mısır, Suriye, alternatif Irak, pazarlar İran konusunda yine güvensizliği aşamıyorsunuz. Avrupa pazarı da daralacak. Ürettiğiniz fazlayı kime satacaksınız? Bu sorunun yanıtı yok. Nasıl söz veriyorlar 300 bin şimdi istihdamı? Bayrı pakete geçeyim. 15 Ağustos'tan sonra başbakan işte görkemli bir şekilde sundu. Bunu tekrarladılar 3 hafta önce. 23 ile verilen teşvikler. O ilk başta demişlerdi. Arazi veriyor. Fabrika yapıyor. Sıfır faizli kredi veriyor. Her şey veriyor. Hatta alım garantisi veriyorlardı. O alım garantisini en son sunumda kaldırdılar. Olabilecek bir şey değil. Sorun şu, üretirim de kime satacağım? Bunun yanıtı yok ki. O zaman satamayacağım malı üretmek benim toplam maliyetimi artırır, şirketleri batırır. Devletin şu anda mevcudu korumaya, gerçekçi olup mevcudu korumaya çalışırken süratle batmalarına itiyor. Ek istihdam yaratın demek, uçurumdan aşağı itmek şu anda. O zaman burada bir yönetim yanlışlığı hesapsızlığa var. Hesapsızlığa dayalı bir yönetim zafiyeti var. Zafiyet mi, yanlışlık mı hocam? Ekonomi emir komuta dinlemez ki. Bu işsizliği düşüreceksin. Pardon. Ekonomi emir komuta dinlemez diyorsunuz. Dinler mi? Hafta içindeki TOB bünyesindeki ekonomik şurayı gördünüz. İzlediniz mi manzarayı? Biraz izledim. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Şimdi emir birileri dinler, birileri dinliyormuş gibi yapar. Çok özür dilerim. Anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Hayırlı olsun. Bakalım bundan sonrası milletin bileceği iş. Yeni gelen bir haberdi, sözünüzü kestim. Rica ederim. Evet, toplantısını söylüyorduk. Biri emirleri emir dinler. Bir takım garantileri aldıysa. Birileri dinliyormuş gibi yapar.
ve istihdam yaratacakmış gibi konuşur, zaman kazanmaya çalışır şimşekleri üstüne çekmeden. Çünkü birileri şu ortamda dinlemiyorum dese, ağzını açsa hemen vergi denetçileri üstüne gider, işini bitirirler. Şu anda iş dünyası konuşma özürlü. Ama tam da bu yüzden haksızlığa kafa tutabilecek durumda değil. Emir komuta dinlemez ki ekonomi. Dinlemez. Yani ben aldım, benim bir firmam var, 100 işçi çalıştırıyorum. Hadi 10 işçi daha aldım, beni batırmasın diye. Bir iki uygun zamanını gördüm mü teker teker kovarım. İşleyişi biraz basit anlatayım. 300 bin yeni yatırım. Bunun için, bu yatırım için bir finansman gerek. Finansman nereden verilecek? Bankalardan. Bu finansmanın kefili kim olacak ödenemezse? Bankalar bu krediyi vermekte istekli değil, zorlanıyorlar. Tekrar ve tekrar. Bakalım referandumdan sonra bu konuda neler diyecek? Bakın, birileri zaten batmış. Uzatmaları oynamak için onlar yeni yatırım yapabilir. Finansman verirseniz. Ama kaybedecek bir şey kalmamış zaten. 90 artı 4'ü oynayacak. 90 artı 5'i oynayacak. Onlara bankalar kredi vermek falan istemiyor. O yüzden mi bu bankalar şunlara kredi verirse zimmet suçu oluşmaz diye kararname çıktı? Şimdi şöyle söyleyeyim, borç yapılandırmaları var. Türkiye 2009'dan beri sürekli ödenemeyecek borçları yapılandırıyor. Sorunlu kredi olarak da göstermiyor. 2009'dan beri de kar dağıtımını yapmasına izin verilmiyor bankalarımızın. Üçüncü, dördüncü defa yapılandırılan borçlar var iş dünyasında. Bu işin sonu sakat. Of kredilerin önemli kısmı geri dönmeyeceğini biliyorlar. Sorunu daha fazla büyütmek konusunda da artık sigortalar atmak üzere. Ne? Dışarıdan destek gelmeyince, kaynak desteği, bu yapılandırma da yürümüyor rahatlıkla. O zimmet desteği ağırlıklı kamu bankaları için olabilir ama o bir başlangıç, devamı gelirse başka neler olur bilmiyoruz. Yani devlet her yanlışı yapılmasına ısrar edip kamu garantisi verirse, birileri nasıl olsa zarar kamunun, kar benim anlayışıyla bir şeyler yapabilir ama bu toplum için felaket olur. İleriki yıllarda kaostan ülke yaşanmaz hale gelir. Arjantin'de kravat takan adamlara saldırılar olduğunu biliyorum böyle bir kaos. Yani durumda. Arjantin'i hatırlattınız. Örneği şöyle vereyim. Arjantin işte IMF denetiminde bir sistemle gitti. İlerledi ama Asya krizinden sonra dünyada değişen koşullar nedeniyle dengesi bozuldu. Parası değerlendi. Piyasada para kalmadı. Faizler çok korkunç bir hızla yükselmeye başladı. Niye? 1 dolar 1 pesoya eşitlenmiş, kur dalgalanıyor, faizlere basınç yapıyor. Para olmadığı için takas odaları kuruldu 600'e yakın. Kamu para bulabildiğimediği için maaş ödemelerinin %30'u Patagonya denilen tahvillerle yapmaya başladı. Sonuçta ücretleri geriletme noktasına geldiler. Kur sistemi farklı olduğu millet için. Millet ayaklandı, dükkanları yağmaladı ondan kamu sonra. Kamu çalışanları ama buna karşı bir yürüyüşe çıktı. Bir haftada talanlar ortalık karıştı. Bir haftada 5 başkan değişti. Arjantin'de kişi başına gelir 7.000 dolardan 1.000 dolara düştü. Yani bunlar çocuk oyuncağı değil. Türkiye'nin kaldırabileceği işler de değil. Üstelik de tam da Fırat Kalkanı ile uğraşırken, tam da FETÖ ile uğraşırken, tam da PKK ile uğraşırken, IŞİD ile uğraşırken bunlar Türkiye'nin başına bela açmak gibi. Hocam, Astana'dan izleyen bir arkadaşımız, Kırgızistan'dan Astana'dan izliyor şu anda bizi, Ömer Şeşen diyor ki, Türkiye'de son 1-2 hafta içerisinde bankalardaki toplam mevduattan 30 milyar liralık azalması olduğunu basından öğrendik. Bu durum yabancı çıkışı mı yoksa yerleşiklerin bankalardan mevduatlarını çekmesi midir? Bu durum finans sektörüne bir güvensizlik göstergesi olarak yorumluyorum. Ne dersiniz? Yani o kadar büyük bir çıkış olduğunu ben düşünmüyorum. Ben de büyük çıkış. Bu çok büyük çıkış. Rakamda bir sıfır hatası olabilir. Ama şu var, döviz mevduatlarında artış var. Bu çıkış değil ama Türk lirasına güvensizlik olarak algılanabilir. Bireysel döviz mevduatlarında 2 milyarlık bir artış var. Yabancılar fırsat buldukça çıkmaya çalışıyor. Panik içinde değiller. Yerlerin bir kısmı tedirgin. Döviz yükseldikçe artık eskisi gibi satmıyorlar. Düştükçe alma eğilimi biraz daha fazlalaşmaya başladı. Evet. Peki bir sürü şeyi dış koşullara bağladı hükümet. İşte doların fırlamasını vesaire. İstihdam bitirdik mi? Aa, yok, hayır.
Soru araya girdiği için istihdamdan devam edelim. Hala o noktadayım. Ekonomi emir komuta dinlemez. İstihdam bu yolla çözülemeyeceğine göre ne olacak? Bu emirler havada kalacak gibi. Şöyle söyleyeyim. Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke olsaydı, hukuk herkesin üstünde olsaydı, şu an iş dünyası da yani açıkça konuşurdu, herkes bilirdi, herkes kimin yanlışta ısrar ettiğini de daha rahat görürdü. Ama hukuk çalışmadığı için, siyasi iktidar her tarafa dediğini yaptırabilmek için her yolu denediği için Türkiye'deki işletmeler haklarını arama konusunda kısmen vazgeçtiler, susmayı tercih ettiler. Bir sessiz bir eyyamcılık işine girdiler. Yanlışa yanlış demediler. Neden? Neden? Başlarına şu geldi. Konuşan biri olduğu zaman hemen birkaç tane vergi denetçisi yolladılar. Biraz canını yaktılar. Peki şu neden olmuyor? Bu emsal herkesin davranış biçimini değiştirdi. Şu neden olmuyor? Türkiye'deki sermayenin bir bölümü yabancı sermaye ile birleşmiş bir sermaye. Yabancı ortakları var. Bir bölümü de sadece kendi parası olan. Ona da milli burjuvazi diyelim. Neden milli burjuvazi diklenmiyor? Ya da neden yabancı sermaye ile birleşenlerin yabancı ortakları bunlara sahip çıkmıyor bu hukuksuzluk ortamında? O zaman şöyle söyleyeyim size, biraz daha netleşsin. Hadi, hukuk ve ekonomi birbirine girdi ama. Türkiye'de iş dünyasının üst örgütleri kimdir dersem ne dersiniz bana? TÜSİAD. TÜSİAD. Bir diğeri? MÜSİAD. TOB. TOB. Alternatif devreye girmek isteyen başka siyadılar var. AK Parti iktidara gelirken bunların işbirliği vardı. ABD Türkiye'de bir koalisyon kurmuştu. Bankalar tam destek verecekti. TOB tam destek verecekti. SÜYAD tam destek verecekti. Yabancı sermaye de bu işin içinde olacaktı. Bir şeyler olacaktı. Şimdi buraya kadar güzel. Ama 2011 Arap Baharı'ndan sonra bir şeyler değişti. Gelişen ekonomiler üzerine strateji bozuldu. Gelişen ekonomilerin dünyanın lokomotifi olamayacağı genel kabul gördü. Artık eskisi gibi para gelmeyecekti. Bu eski işbirliği olan kesimler de yavaş yavaş bu işbirliğinden uzaklaşacaktı. Yani bugün F tipi diyoruz. F tipi de bu uzlaşının içindeydi, siyasi iradenin içinde. Şimdi bakıyorsunuz bunlar o zaman konuşabildi. Konuşamadılar. Çünkü daha önce suç ortaklığı yaptılar siyasi bir amaç etrafında. Bunların üstüne pek gidilmedi. Küçüklerin üstüne gidildi söylediğim belge denetçileri şekilde. Sektörel derneğin yönetimlerine aklı başında konuşacak insanlar seçilmedi canım yanar diye. Temsil ettiği kesimin çıkarlarını korumak için konuşması lazım. Ama konuşursa kendi üstüne gelecekler. Düzgün adamlar seçilmek istemedi, aday olmadı. En son bu MÜSİAD başkan seçiminde hanımefendi ağlar gibi konuşuyordu neredeyse. Yani sahip çıktığı şey Cumhuriyet, sahip çıktığı şey laiklik. Ama bir diklenerek sahip çıkma değil, ağlar gibi. Ondan önceki başkan diyordu. İstifa etmek zorunda kaldı. Evet. Yani başka türlü altından kalkamadı. Muharrem Bey. Bütün bunlar varken, Türkiye böyle varlık fonuna vesaire... Bir şey ilerledi. Şu an Türkiye'de bir kördüğüm var. Yani 2003'ten bu yana ana politikalar yanlıştı. Bir, üretimi ihmal ettik. Tarımı kaderine terk ettik. Kente göçü patlattık. Tarımsal verimliliği çökerttik. Bugün birçok şeyi ithal etmek durumundayız. Sanayiyi kaderine terk ettik. Zor koşullarda ayakta kalanlar devam eder, gidenler gider dedik. Emek yoğun üretimden zaten çıkmak durumundayız dedik hayal dünyasında. Sanki dördüncü sanayi devrimini halletmişiz de emek yoğun üretimden vazgeçmişiz. Gelen paraya taşa toprağa ranta yatırdık. Şimdi bundan bankalar ne mağlandı, büyük patronlar ne mağlandı ama fatura ödeyenler var. Yoksulluk sınırının altına düşenler de hep sadaka yardımı ile pansuman yapıldı. Şimdi bu gidiş iflas etti, bu bitti, bir daha böyle gitmeyecek. Şimdi üretime dönme çalışmaları ama neyle, kaynak yok. Dışarıdan kaynak gelirken üretimi destekleseydik bugün bu durumda olmazdık. Cari açığımız olmazdı, elimizde alayımızda prangalar olmazdı. Yani doğruyu yanlış zamanda uygulayamazsınız. Şimdi burada bir sorun daha olacak. Uygulamanın da bir maliyetleri vardır. Burada bir sorun daha olacak ama Numan Kurtulmuş zannediyorum şu anayasa teklifini imzaladı ya Cumhurbaşkanı. Onunla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlıyormuş. Bir iki dakika bir bakalım. Oldu oldu, olmadı döneriz tekrar.
Seçim kampanyasında herkes istediğini rahatça ortaya koysun, konuşsun. Karşı tarafını karşı taraftakini ötekileştirmeden, hakaret etmeden, efendim insanlara, gruplara, farklı siyasi partilere haddini aşan, maksadını aşan sözler söylemeden bu kampanyayı inşallah yürütelim ve Türkiye demokrasisinin önemli bir sınavını daha başarıyla vermiş olalım. Ben milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah 16 Nisan akşamında da Türkiye yeni bir dönemin başlangıcını yapacaktır. Yeni bir yönetim sistemiyle etkin ve hızlı bir yürütme mekanizmasına kavuşacaktır. Ben bir kere daha Afyon'da bulunmaktan, valimizi ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sorusu olan arkadaşlarımız, buyurun. Ümit Elbap'ta Rus savaş şartları tarafından olduğumuza ait askerlerimizin kaldığı bir günah bulunduğu yanlışlık olduğu söylenmiş. Bugün de Cumhurbaşkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu ilk ondan bir ilerleten koordinat yanlışlığından kaynaklandığı söyleniyor. Böyle iddialar var. Olayla ilgili yeni bir gelişme var mı? Şimdi önce şunu ifade etmek isterim. Bizim Fırat Kalkanı operasyonu Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ana unsurlarından birisidir. Yani Türkiye laf olsun diye Suriye'de herhangi bir yerde toprak elde edelim diye bu operasyonu yapmıyor. Hatırlayın, kilise ve diğer şehirlerimize, kasabalarımıza sürekli oradan atılan bombalar, füzeler ve sürekli taciz edilen Türkiye'nin şehirleri vardı. Bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD ve PKK unsurları sınırdan Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı ciddi tehdit oluşturuyorlardı. Bu Fırat Kalkanı operasyonunun ana amacı ortaya çıkmış olan bu tehdidin tamamıyla yok edilmesidir, bertaraf edilmesidir. Ayrıca orada bazı unsurların, terör örgütlerinin tamamen temizlenerek 5000 kilometre karelik bir alanında Türkiye'ye zarar vermeyecek, terörden bütünüyle temizlenmiş bir alan haline gelmesidir. Ne yazık ki sahada çok yoğun bir mücadele veriyor askerlerimiz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yani Elbap'ta şehit olanlarla burada Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nde, İnönü'de şehit olanlar arasında bir fark yoktur. Evet, kesinleşen şu: Cumhurbaşkanı teklifi imzaladı, referandum süreci başladı ve Numan Kurtulmuş 16 Nisan'ı telaffuz etti. Söyleyeceğiniz bir şey var mı, yoksa soruya geçeyim mi? Yani hayırlı olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor şu aşamada. Hayırlısı olsun bakalım. 16 Nisan'da üniversite sınavı vardı galiba, ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Hocam, anlattınız, bir tıkanıklık var, bir kör düğüm var dediniz. Dışarıdan para gelmesi mümkün değil dediniz. Net para girişi artık eski bir imkansız. Peki, öyle bir dönem bir daha yaşanmayacak önümüzdeki 10-20 yıl içinde. Peki bu durumda Şangay İşbirliği Örgütü Avrasya'ya yönelme bir işe yaramaz mı? Şöyle söyleyeyim. Samimi olabilirseniz yarar. Yani nedir? Sizin alternatif yaratmak üzere Rusya, Çin'le önce, yani o Avrasya İşbirliği'nde çekirdek ülkeler Rusya ve Çin. Bunlar arasında stratejik bir işbirliği var. ABD'nin de ne yaparsa yapsın bu işbirliğini kırması çok zor. Evet. Onların da bir takım hassasiyetleri var. Türkiye bunlara yaklaşırken, ya ben sizden bayağı ithalat yapıyorum, siz de aramızdaki ticareti dengeleyecek ilgili benden daha fazla mal alın, ne alacaksanız ben onları üretmeye, o alanlarda istihdam yaratmaya yönelim, dilerim diyebilmesi lazım. Ama onun için konuları, önce Suriye'de samimi olacaksın. Bu konuları süratle neticelendirebilmenin yolu güven vermekten geçer. Siz ikili oynarsanız bir takım çıkar çatışmalarında güvenemezler. Bu yolda da mesafe kat edilmesi için çaba harcamazlar. Şu an Türkiye'deki iktidarın mezhepçi tavrını bırakması, batı vesayetinden çıkmaya niyetini de bir takım eylemlerle kanıtlaması lazım diğer alanda mesafe kat etmesi. Mesela ne yapsın? Suriye hükümetiyle yüz yüze mi görüşsün? Mesela ne bakın yapsın? Mesela Doğu Perinçek şu anda Çin'de. Bakın birkaç şey söyleyeceğim. Bir, Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ile işbirliğinde mezhepçi anlayışı bıraktığını kanıtlayacak şekilde dayanışmayı en üste çıkaracak gereken tavizleri versin. Buradaki huzur için Amerika'nın incirliği kapatılması gerekiyorsa kapatılması için de elini çabuk tutsun. Burada yaptıkları bir şeylerin kanıtı olur, başka gelişmelerin de yolunu açabilir. Siz burada bir öyle bir böyle yapıyorsanız
bilinen yapınızın değişmediği algılanır. Diğer istediğiniz alanlarda mesafe kat edemezsiniz. Yani alternatif dahi yaratamazsınız. Elinizdeki 5 benzemezli Amerika ile poker oynamaya kalkarsınız. Sonuçlarına katlanırsınız. Amerika biliyor elinizin 5 benzemez olduğunu. Tekrar kapanması ihtimali var mı bu samimiyetsiz politika? Kapanma nedeniyle? Olmaz ama ticaret dengesi hep aleyhimize çalışır. Türkiye'de buna uzun süre dayanamaz. Başka alternatif var mı? Şöyle söyleyeyim başka alternatif derken. Bir, geçmişle gelecek arasında bir süreçten geçiyoruz. Alacağınız kararlar geleceğe yönelik olmalı. Ama bu geleceğe yönelik alacağınız kararları engelleyen geçmişin prangaları var. Siz prangalardan kurtulmadan geleceğe uzanamazsınız. Önce geçmişinizle bir hesaplaşacaksınız. Bu hesaplaşma olmadan geleceğe yelken açmanız maalesef mümkün değil. Ve Türkiye duygusal yapısıyla geçmişiyle hesaplaşmayı beceremeyen bir ülke. Siyasetçisiyle, iş adamıyla, bankacısıyla. Buradaki meclisteki tüm partileri kastediyorum. Bunu söyleyenleri de görmezden geliyorlar. İlginç. Şunu kastetmiş olabilirim diye düşündüm tekrar kendi kendime soruyu tekrar düşünürken. Yani dış pazarı biraz daha az önemseyip iç pazara yönelmesi Türkiye için bir çıkış arayışı olabilir mi? Böyle bir ihtimal güzel. Olabilir. Çin böyle bir şey yaptı mesela. Dış pazar, geçmişte. İç pazar. Eğer Türkiye cari fazla veren, tasarruf fazlası olan bir ülke olsaydı, dış pazardaki durgunlaşmayı iç pazarı canlandırarak aşmaya çalışabilirdi. Ama Türkiye böyle bir ülke değil. Tasarruf açığı var. Rekabet koşulları nedeniyle faaliyet geliri eriyor. Sorunlu kredi hacmi artıyor. Ayağını yorganına göre uzatmak durumunda. Dış koşulları değiştiremez çünkü. O zaman içeride azalan gelirle daha çok azalmıyormuş gibi harcama yapmayı nasıl sürdürecek? O zaman Merkez Bankası'nın para harcaması lazım. Her yıl geçen sene yaptığımız bir asgari ücreti %35-40 artırması lazım. Diğerlerinin buna etkilenmesi lazım. Sonuçta paraya her yıl bir sıfır eklememiz lazım. Bu gidişin sonu da o. Bu da sistemik çöküşe götürür yine. Yani hem boyu kısa hem basketbol oynamaya aynen çalışacak. Öyle. Hayır, yani boyu kısalar da oynayabilir gardı olarak da. Ama çok kısa hocam ya. Şöyle düzeltelim, okulda söyledikleri yani, gibi. Hem dersini çalışmamış hem de şişman herkesten. Olmaz. Büyük çelişkiler var. Bu çelişki görmezden gelip duaya amin de ederseniz çok şey kaybedersiniz. Evet. O zaman bu durumda referandumdan çıkacak bir hayır kararı biraz daha her biraz, şeyin elini yüzünü düzeltir. Önceki konuya geleyim. İstihdam ısrarı Cumhurbaşkanı'nın sizi bu yanlışa icazet. Yani dış pazarlarda alıyorsa iç talebi artıralım. İstihdam yaratalım. İstihdam talebi ondan mı? Tabii ki. İç pazara yönelmek. Evet. Amacı. Ama bu olacak iş değil. İşte özel bunun sektörün özelliğinden de gördük. Daha yüksek döviz kuru, daha yüksek enflasyon, daha yüksek faiz, daha küçük iç talebi doğurur sonuçta. Peki hocam tek cümle, hiç vaktim kalmadı çünkü. Tek cümle. Sümer Bank ayakta olsaydı, Eti Bank ayakta olsaydı, Tekel ayakta olsaydı, Telekom ayakta olsaydı, Tekel ayakta olsaydı, tersaneler ayakta olsaydı. Bu iç pazara yönelme gerçekleşebilir miydi biraz olsun? Üretim olacaktı. Burada bir sürü varsayım var. Şöyle söyleyeyim. O Türkiye'nin 80 öncesi yapısında bu söyledikleriniz vardı. Ve bu firmalar ürettiklerini satamama gibi sorun bir durumla karşı karşıya değillerdi. 80 öncesine bakın. Talep vardı, arz sınırlıydı. Evet. Şimdi mal var ama talep yok artık. Anladım. Peki, geri kalanını haftaya konuşacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Bir dakika, ben şunu söyleyemedim. Bir cümle daha söyleyeceğim diyeceğiniz bir şey varsa alayım onu ben. Özel bir şey yok ama şöyle söyleyeyim. Birkaç kelime. Hükümet tüm önceliğini panik içinde referandum sonucunu etkilemeye verdi. Duydukları şeylerin, pazarlama açısından ekonomik söylemlerin çoğunun içi boş. Bunu unutmasınlar. Anladım. Evet, Uğur Civeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Hocam yorduk sizi ama her hafta yoracağız. Çünkü gelen mesajlardan anladığım dikkatle dinliyor izleyicilerimiz. Bir üniversitede akademik bir ders gibi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir yere ayrılmayın. Saat başında dünyanın haberini vereceğim size.